Makine dinamiği dersinde Newton'un kanunlarını uygulayacağız. Newton'un kanunlarına kısaca bakalım. Newton'un hareket kanunları olarak bilinen 3 tane yasası var. Newton'un birinci yasası, buna biz statik kanun diyoruz. Newton'un ikinci yasası, buna biz dinamik kanun diyoruz. Ve Newton'un üçüncü yasası ise etki tepki prensibi ya da etki tepki kanunu. Üçüncü kanunumuz neydi? Üçüncü kanunumuz da etki tepki kanunu ya da etki tepki prensibi. Eğer iki cisim birbiriyle temas halinde ise bu cisimler birbirlerine kuvvet uygular. Bu da her kuvvetin bir tepkisinin olduğunu ifade eder. Dolayısıyla bu kuvvetlerin büyüklükleri eşit, aynı doğru üzerinde ve birbirlerine göre ters olduklarını gösterir. Burada da şunu söyleyebiliriz. Örneğin iki cismimiz olsun. Bu iki cisim birbiriyle bu noktada temas ediyor. Buna biz I uzvu, buna da J uzvu olarak isimlendirecek olursak serbest cisim diyagramlarını çizelim. Serbest cisim diyagramlarını çizdiğimizde J uzvu, I uzvunun üzerine bir kuvvet uyguluyor ve aynı şekilde I uzvu, J uzvunun üzerine bir kuvvet uyguluyor. Bu kuvvetlerin büyüklükleri aynı. Yani şunların büyüklükleri aynı. Şekilde de gördüğünüz gibi birbirlerine ters ve aynı doğrultu üzerinde olmaları gerekiyor. Dolayısıyla etki tepki kuvvetleri dediğimizde şunları anlıyoruz. Eşit büyüklükte, aynı doğru üzerinde ve birbirlerine göre ters yönde olan kuvvet. Ki buradan da şunu yazmak mümkün. BJI kuvveti eşittir eksi BIJ kuvvetine. Elbette vektör alalım. Dolayısıyla buradaki eksi işareti bu kuvvetlerin birbirlerine göre ters olduğunu gösteriyor. Ve burada bir eşitlik olduğuna göre bu kuvvetin büyüklüğüyle bu kuvvetin büyüklüğü birbirine eşit olacak demektir.